Fenerbahçe hem kazandı hem de güzel bir oyunla kazandı. Yusuf Kenan Çalık, seninle başlayacağım. Öncelikle senin nazarında Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Türk kadınların bu özel gününü kutlamış olalım. Teşekkür Kanalda da ediyoruz. emek veren birçok kadın arkadaşımız var. Onların da gününü kutlamış olalım. Bu kadar net bir galibiyet bekliyor muydun? Hayır, beklemiyordum. Onu söyleyeyim. Çünkü ben Jiloaz'ın iyi bir takım olduğunu ve oynadıkları oyunu iki Frankfurt maçında izlemiştim. Fenerbahçe'ye biraz ters gelebileceğini düşünüyordum. Ancak baştan hakkını teslim edeyim. İsmail Kartal ve ekibi ciddi bir şekilde analiz yapmış ve oyun şeklini ona göre adapte ederek bence değişiklikleri, rotasyonu da doğru isimler üzerinden yaparak rakibe çok fazla fırsat vermedi. Saint-Gilloise'ın çok tehlikeli bir pozisyonunu ben hatırlamıyorum. Livakovic'in çok net bir kurtarışını açıkçası ben hatırlamıyorum. Evet. Duran toplarda Avrupa'nın en tehlikeli takımlarından birisi. Akan hücumda ve özellikle hücum geçişlerinde en rahat, en direkt kaleye inebilen takımlarından birisi. Avrupa'nın işte kendi liginde olsun, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde olsun en formda takımlarından birisine karşı mücadele etti Fenerbahçe ve kendi sahasında bu takıma pozisyon vermedi. Hocanın planı ve oyuncu tercihleri üzerinden gittikten sonra oyuncu bazında da Osterwolde'nin, Ciku'nun, İsmail'in, Tadic'in özellikle Fenerbahçe'nin sakin kalmasında, Fenerbahçe'nin ilk golü bulana kadar oyun kurmasında, çünkü maça çok iyi başlamadı Fenerbahçe. 3-4 tane köşe vuruşu imkanı tanıdık ilk dakikalarda. Çok yoğun baskı yaptılar ve çıkmakta biraz Evet, zorlandık. başlangıç için. Evet, uzun toplar denemeleri vesaire. Çok istediğimiz gibi başlamadı mücadele ama özellikle Tadic ve Fred o paniği, o kötü başlangıcı telafi etmeye başardı. Takım halinde çok çok iyi oynadı. Bence birçok, yani eleştirebileceğim bir isim var belki Cengiz'dir, kendi standardının altında kaldığı için, ama hani ona da net bir eleştiri yapmak istemiyorum. Çok iyi bir oyun. Batshuayi uzun süre sonra sırtı dönük de bir şeyler yapabileceğini gösterdi ki bu maçta alan da buldu, çok dolaştı. Üçlü savunmaya karşı oynarken tek forvetle oynuyorsunuz. Bu bir risk. Fenerbahçe kendi oyununda genelde önde basmayı seven, baskıyı, rakibi bozmayı seven bir oyun tarzını benimsiyor. Bu maçta öyle değil de daha çok ikinci bölgede bekledi. Evet. Szymanski, Fred, İsmail Yüksek arkada. Çağlar çok iyi başlamıştı. Çok geçmiş olsun. Umarım önemli bir sakatlığı yoktur. Ama sonrasında Jadon Osterwolde ve Ciku nefes aldırmadı. Yani o alanı Fenerbahçe'nin ceza sahası ön çizgisiyle orta yuvarlağın işte kendi bölgesine, kendi yarısına bakan dilimi diye tabir edilir radyoda anlatırken. O alanı çok iyi kapattı. Çok net gol fırsatı, çok net şut fırsatı imkanı tanımadı. Gol, ikinci gol biraz geç gelmiş olabilir. Daha önce de pozisyonları var Fenerbahçe'nin aslında. Evet, kaçanlar var. Daha rahat Fred, bir şekilde Ferdi bulabilirdi. Ama çok iyi oyun. Yani deplasmanda bundan daha iyisini bekleyemezsiniz. Önce hocayı, sonra oyuncu grubunu tebrik ederim. Sonra da tribünü tebrik ederim. Çünkü Fenerbahçe tribünü kesin ceza aldı belli zaten maçın başında. Evet, sonraki başında. Hüseyin abi yazdı onunla ilgili bir şey. Net ceza aldığını evet. Zaten ertelemenin bir cezası vardı Fenerbahçe'nin. Evet, evet. O devreye girecek. Evet. O yani bir sonraki turdaki deplasmanda Fenerbahçe taraftarını görmeyebiliriz. Ama hani dünkü desteğini de hani maç esnasında da duyduk. Fenerbahçe tezahüratlarında da duyuyorduk. Bir ayrı tebrik de maçın hakemine. Yani Saint-Gilloise da iyi oynadı, tempolu oynadı. Maç çok tempoluydu. Yani çok git gel yaşandı. Bir takım rakip yarı sahaya yerleşip çok böyle sürekli baskı yapan bir görüntü içerisinde değildi. Maçın geneli hep geçişlerle doluydu. Bu kadar tempolu bir maçta maçın hakemi neredeyse her pozisyonda çok yakındı. Fenerbahçeliler ya da Saint-Gilloise'lı oyuncular faul beklerken biraz basit bir şekilde kendini yere bıraktıkları anlarda dahi hiç çok tereddütsüz bir şekilde bu faulü devam et diye maçı devam ettirdi. Gerçekten umarım örnek olur bizim ülkemizdeki hakemlerimize de. Demek ki koşunca olabiliyormuş. Acaba dedim penaltı pozisyonunda acaba izleyip yanlış bir karar verecek mi? Biraz fazla uzun sürdü. Orada acaba sekiyor mu diye bakıyor bence. Ama yine de sonuçta doğru karar çıktı. Kesinlikle penaltıydı. Sana döneceğim Onur Özkan. Senin ilk yorumların nasıl olacak merak ediyorum. Yani benim için de bu kadar farklı bir skor sürpriz. Yayınlarda daha öncesinde şunu ifadeyi kullanmıştım. Turun anahtarı için demiştim ki Fenerbahçe rakibi kadar sahaya enerji koyar, rakibi kadar mücadele ederse zaten kalite olarak çok arada bir fark var. Fenerbahçe bu kalite farkıyla turu geçer demiştim. Dün baktığımız zaman istatistiklere zaten çok net bir tablo var. İkili mücadele kazanma yüzdesi, sahipsiz top kazanma gibi parametrelerin tamamında Fenerbahçe rakibin önünde ve siz bu kadar genç ve dinamik bir rakibe karşı işte Tadic'li, Ceko'yu sonradan girdi, Batshuayi'li,
bir kadroyla, Cengizli kadroyla bunu başarabiliyorsanız bu ekstra bir alkış hak ediyor bence. Şimdi futbolda zaten siz yeteneğinizin yanına bunları koyduğunuz zaman, akıl, enerji, dinamizm bunları koyduğunuz zaman fark yaratıyorsunuz. Ben de tamamen bir İsmail Kartal galibiyeti olarak görüyorum bunu. Çok net kafa yorulmuş maçın üzerine, çok net bir mesai harcanmış. Burası çok net. Yani biz İsmail Hoca'yı eleştirirken çok cömertiz. Ama överken çok cömert değiliz sanki. Övmemiz lazım. Sencil Yılmaz'ın teknik direktörü de biraz Fenerbahçe'nin bu turnuvayı ciddiye alışıyla ilgili bir aslında atıfta bulunmuştu basın toplantısında maç öncesinde. Hani sanki ligdeki durumunu, şampiyonluk iştahını bilerek mi bilmiyorum ama böyle bir yorum yapmıştı. Ona da bir cevap olmuştur herhalde. Kesinlikle. Yani Fenerbahçe zaten 3-4 maç böyle oynadığı zaman bu ciddiyetle kupa uzak değil. Gözüken o şu anda. Hocayı kesinlikle buradan dediğim gibi hani biz İsmail Hoca'ya karşı genel olarak biraz ön yargımız var diye düşünüyorum. Yani bir kesim hocayı övmek istemiyor. Ortada çok net başarılı bir tablo varken bile imtina ediyor. Ama en ufak bir kötü skorda hocaya karşı çok geniş bir eleştiri dalgası yükseliyor. Bence burada hocaya karşı bir negatif ayrımcılık var diye düşünüyorum. Hani bazı zamanlarda hakkı verilmiyor hocanın. Yani bu maç üzerinden tabii ki futbolcu performansları ön plana çıkabilir ama çok net doğru oyun Fenerbahçe adına. Belki Fenerbahçe için sezonun en iyi futbolu mu? Bu tartışılır. Ama sezonun en doğru oyunuydu bence. Ve İsmail Kartal'ın da sezon başından bu yana teknik adam olarak kenardan damgasını vurduğu 3-4 maçtan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Zaten hoca ile ilgili hep şu ifadeyi kullanıyoruz. Hoca sakin kafayla bir şeye odaklanıyorsa oradan iyi bir şey çıkartıyor. Mesela Fenerbahçe'nin bu oyununu hoca inşa etti. Evet. Başkası değil. Dünkü maça kafa yordu hoca 3-4 gün boyunca sakin bir şekilde ve çözdü rakibi. Kenardan sadece işte kriz anlarında hoca bazen problemler yaşayabiliyor ama dünkü maç tartışmasız bir İsmail Kartal imzasıdır diye düşünüyorum ben. O zaman bir İsmail Kartal neler söylemiş maç sonu bakalım, sonra sohbetimize devam edelim. Basın toplantısını getiriyoruz ekranlarınıza. Evet, şimdi bir ara veriyoruz yayınımıza çünkü Fenerbahçeli voleybolcu Eda Erdem'in heykeli dikili yok büyük kaptanın, hem de milli voleybolcumuz. Hemen bir götürelim sizleri oraya. Bu özel günde bir voleybolcunun milli takım ve kulübünün kaptanının heykelinin açıldığı günde, bu özel günü bize yaşatan, emeği geçen, Türk voleybolunun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu yağmurlu günde çok fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Seninle gurur duyuyoruz Eda'cığım. İyi ki varsın diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ali Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir ekibinle birlikte böyle bir düşünce hasıl olup da böyle bir güzel gün yaşattığın için de voleybol camiası adına, camiam adına sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ'a çok teşekkür ediyoruz. Voleybol severlere, taraftarlarımıza galibiyetler, şampiyonluklar yaşatmak için çalışkan, başarılı sporcularımız ve özverili ekibiyle gece gündüz büyük bir emek harcayan bir ismi huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Simla Türker Bayat. Buyurun lütfen. Sayın Vali Yardımcım, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanım, Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, Sayın Başkanım, değerli yönetim. Evet, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamalarını getirdik ekrana. Fenerbahçe'nin kaptanı, voleybol takımının kaptanı Eda Erdem'in heykeli dikiliyor. Birazdan tekrar o görüntüleri canlı canlı getireceğiz ekranlarınıza. Hem milli takımımızın gururu, hem yine Fenerbahçe'de, Avrupa'da da bizi çok iyi temsil eden voleybol takımlarımızdan biri. Kaptanı, efsane oldu artık, evet. Eda Erdem. 2008 yılında Fenerbahçe'ye geldiğinde ben Fenerbahçe Televizyonu'nda çalışıyordum. Hatta ilk yayınında da Fenerbahçe Televizyonu'ndaydım. Tabii çok genç bir sporcuydu. Beşiktaş'tan gelmişti. Evet, Beşiktaş altyapısından çıktı. Ve yani buralara bu kadar efsanevi bir seviyeye geleceğini önceden tabii tahmin etmeniz mümkün değildi. Çok yetenekli bir oyuncu, çok potansiyeli yüksek bir oyuncu olarak görülüyordu. Olağanüstü işler başardı. Bence Türkiye'de voleybol, kadın voleybolu, kadın basketbolu zaten olağanüstü bir seviyede.
Türk sporunun lokomotifi olarak her zaman kadınları gördüğümü söylemişimdir. Her seferinde de dile getiriyorum. Kadınlar birçok branşta Türk sporunu ileri doğru çeken taraf ve böyle bir heykelin, hani Fenerbahçe Stadı'nın önünde bir amatör branş olarak adlandırdığımız ama artık amatörlükten çok çıkmış o branşlar. Evet. En azından futbol dışı bir branşın sporcusunun heykelinin Fenerbahçe Stadı'nın önünde bulunması da ayrı bir önem diye düşünüyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü açısından da önemli. Çünkü dün işte Fenerbahçe Real Madrid deplasmanından da galip ayrıldı. Final Four yolunda ilerliyor. Kadın basketbolda Final Four'da, kadın voleybolda Final Four'da. Olimpiyat oyunları yaklaşıyor. Kotalara bakıyoruz. Her yerde neredeyse Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcuları var. Her branşta onları görebiliyoruz. Evet, futbola çok odaklıyız. Futboldaki başarı Fenerbahçe için elbette çok önemlidir. Ancak ben halen çok önemsiyorum bunu. Zaman zaman işte amatör branşları kapatın, o branşlar hep zarar yazıyor vesaire. Türk sporunun eğer bir spor kültürü oluşacaksa, Türk sporu eğer gelişecekse, Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi camialar yatırım yaparsa, onlar yukarı doğru çekerse gelişecek. Çünkü oradaki takımlar bu işin içine girince o branşlara biraz daha ilgi duyuluyor. O branşlardaki sporcular biraz daha kazanç sağlamış oluyor. O zaman başka sporcu adayları da işte ben de hayatımı burada idame ettirebilirim diyorlar. Bu iş böyle gidiyor.